Ailemde mimar yok. Yakın çevremde de mimar yoktu bu karar verme aşamasında. Birçok aslında tahmin ettiğim meslektaşım gibi ben de üniversite seçme aşamasında seçeneklerden bir tanesiydi mimarlık. Az çok biliyordum ama o zaman tahmin ettiğim şeyin aslında gerçekte olandan farklı olduğunu sonradan fark ettim. Yani mimarlık eğitimlerinde sonrasında yapılan işin benim hayal ettiğim, lise yıllarında hayal ettiğim mimarlıktan farklı olduğunu okurken de ondan sonrasında fark ettim. Mühendislik öncelikli tercihimdi açıkçası ama şimdi tekrar geriye dönüp baktığımda iyi ki böyle olmuş diyorum. Çünkü mimarlığı okula başlar başlamaz sevdim ve bana yakın bir şey olduğunu hissettim. Ve mühendis olsaydım bu kadar mutlu olur muydum ya da bu kadar başarılı olur muydum? Ondan da çok emin değilim açıkçası. Ben mimarlığı Ankara'da okudum, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ama hep İstanbul'da yaşamayı isterdim. Ankara'da mezun olduktan sonra lisanstan, yüksek lisansta da Ankara'daydım 2000 senesine kadar. 2000 senesinden daha doğrusu mezun olduktan 2000 senesine kadar da yüksek lisansla eş zamanlı olarak Ankara'da çalıştım bazı ofislerde. Ama benim için en önemli olan kısmı Ayşen Savaş ve Namık Erkal'la birlikte çalıştığımız dönemde çeşitli sergi projelerinde, Sakıp Sabancı Müzesi'nin tasarımı sürecinde onlarla birlikte aynı ekipteydik. Daha sonra 2000 yılından sonra araya bir askerlik sürece de girdi ve sonrasında İstanbul'da kalmayı tercih ettim. Burada farklı imkanlar doğdu ve kendim freelance diyebileceğimiz bir formatta küçük mimarlık hizmetleri vermeye başladım. Bunlar işte çizim, üç boyutlu görselleştirme falan gibi bilgisayara olan merakımın da katkısıyla kendimi o konuda biraz geliştirmiştim. Bir mekanım da oldu, bir bana çok destek olan bir yakınımızın, daha doğrusu İstanbul'da tanıştığımız bilgisayar canlandırma işleriyle uğraşanımızın tarihi bir ortamda, bir dairesinde aynı ortamı paylaşma imkanımız oldu. Oradan sonra devamı aslında çok hızlı şekilde geldi. Bir yarışma kazandım ve olaylar gelişmeye başladı. Kendi ofisimi açmama bir yarışma kazanmam sebep oldu dediğim gibi. O zaman 27 yaşındaydım. Antalya Altın Portakal Film Müzesi yarışması. Ondan sonra tabii şirket halini almak gerekti. Belediyeyle bir sözleşme yapmak, bunun bir resmi iş halini alması süreçleri falan derken kendimi bir ofisin sahibi olarak, resmi olarak sahibi olarak buldum. Ama ofis tek başıma, yani aslında ofis benden ibaretti. Ve şanslıydım çünkü tek başıma da altından kalkılabilecek ölçekte bir projeydi. Altın Portakal Film Müzesi projesi. İnşa edilmedi ne yazık ki o yapı ama işte belediyeyle anlaşmamız doğrultusunda süreç işledi. Paramızı aldık, o maddi olarak bizi ayakta tuttu vesaire derken başka işlere de bir yandan tabii nasıl alacağımızı düşünerek öyle bir maceraya girmiş olduk. Daha öncesinde de aslında bir şekilde ayakta durma ihtiyacı var. Ofis ismini, yani resmi olarak bir şirket halini almadan önce de birey olarak ayakta durmak için nasıl etraftan iş almaya çabalıyorsak ondan sonra da benzer bir durum devam etti ama bir mimari projenin elimizde olması, sözleşmeli bir işin olması, bir belediyeyle özellikle
en azından belli bir süre için işlerin maddi olarak yürüyeceğini garanti etti. O yüzden bu müze işiyle başlıyor olmak, kendi yürüttüğüm şirkete çok avantajlı oldu. Maddi olanlarını o şekilde sağladık, öyle finanse ettik diyebilirim. Bir strateji nasıl geliştirileceğini de bilmiyorduk. Yani geliştirmedik, nasıl geliştirileceğini de bilmiyorduk. Biraz yapı meselesi belki, biraz da genç olmanın verdiği bir cesaret diyelim. Böyle çok mu dert etmeden, sadece işimizi iyi yapmaya odaklanarak aslında devam ettik. O arada davetli bir yarışmayla bir süre sonra devam etti işler. ODTÜ Teknokent'te Galim Bloğu inşa etmemize vesile olan süreç başladı. Yine davet aldığımız bir yarışma sonrasında. Daha sonra yine bir yarışma daha kazandık. 2007 senesinde Eskişehir Ticaret Odası hizmet binası ve diğer fasiliteleriyle ilgili bir yarışmaydı. O da inşa edilmedi ama onda da bizden uygulama projelerini istediler ve süreç o şekilde devam etti. Böyle bir şekilde yarışmalar kazandık. İki ulusal yarışma kazandık. İkisi de ne yazık ki inşa edilmedi ama onlar bir şekilde ismimizi duyurmamıza ve bilinirlik kazanmamıza sebep oldu. Bu sayede de başka kanallardan bize işler geldi diyebilirim. Aslında yani ismimizi yarışmalarla duyurmuş olmamızın belli bir sonucu oldu sanıyorum. Yani gelme potansiyeli olan işlerin en azından çerçevelenmesi açısından bir etkisi oldu diye düşünüyorum. Sürekli kapımız çalınmıyordu. Yani önümüzde arasından seçeceğimiz onlarca iş yoktu. Yani bize maddi olarak ya da başka sebeplerle öne çıkarabileceğimiz ya da tercih edebileceğimiz. O yüzden çok şey olmadı. Yani çok kötü bir tecrübemiz olmadı hiçbir zaman. İşte keşke şu işi yapmasaydık dediğimiz bir durum olmadı ama şeyi de çok net hatırlamıyorum. Sadece maddi sebeplerle ya da işin niteliği yüzünden de reddedeceğimiz bir duruma gelmedik. Çünkü çok o anlamda bir bilinirliğimiz olmadı. Yani bizim daha doğrusu tahmin ediyorum şöyle oluyor. Müşteri zaten yaptığınız işlere bir bakıp ondan sonra sizin kapınızı çalıyor ve öyle olduğunda da maddi konuyu bir şekilde çözmüş oluyorsunuz. Yani size oraya gitmeyip onlar size geldiğinde zaten bir noktada buluşulabileceği durumu göze alarak aslında her iki tarafta yaklaşıyor. Çok müthiş rakamlara çalışmıyoruz belki ama çok da maddi açıdan zorlandığımız durumlar olmadı. Dönem dönem işlerimizin azaldığı, ekibimizin küçüldüğü, dönem dönem sayımızın arttığı durumlar oldu ama yani çok böyle kriz haline gelen bir durum çok olmadı. İş gelip de geri çevirdiğimiz bu durum çok az sayıda oldu. O da şeydendir tahmin ediyorum. Yani kafa, zihniyetin çok uyuşmayacağını tahmin ettiğimiz durumlarda maddi boyutunun ben her şekilde çözülebildiğini düşünüyorum. Çünkü zaten maddi boyutuyla ilgili bir pürüz varsa, anlaşmazlık doğuracak bir pürüz varsa o başka türlü bir zihinsel bakış açısı farklılığından kaynaklanıyor gibi geliyor bana. Aynı perspektiften bakmıyorsunuz konuya hissettiriyor. Öyle olmadığı durumda zaten ortak bir bakış açısıyla ortadaki yapılacak işte mimari proje süreci ya da mimarlık hizmeti bizden beklenen şey neyse o an için ona benzer bir perspektiften bakıyorsak maddi boyutu işin çözülmeyecek bir konu olmuyor diye düşünüyorum. Bilgi Üniversitesi'nde haftanın iki yarım günü derse gidiyorum, proje derslerine gidiyorum. Bu tabii hem ofisten farklı bir ortamda daha gençlerle bazı konuları tartışma fırsatı yarattığı için aslında hem de benim gibi başka meslektaşlarımla farklı konuları tartışma fırsatı yarattığı için ofisteki zamanımı oldukça bölse de hala gitmekten keyif aldığım ve tercih ettiğim bir durum. Onun dışında İstanbul Serbest Mimarlar Derneği'nin
yönetim kurulundayım bu dönem. 2 senelik dönemler halinde çalışıyor yönetim kurulları. Akademiden zorlandığım zamanlar oluyor. Zaman açısından, zaman ayırabilmek açısından. Bazen gerçekten hak ettiği zaman ayıramadığımı hissettiğim durumlar oluyor ama bir dengede kaldığını düşünüyorum. O yüzden memnunum. Bazen ofisteki arkadaşlar şikayet edebiliyor. Ofiste çok az bulunabiliyor ondan zaten ama o iyi bir, benim için en azından besleyici oluyor ve iyi bir denge oluşturuyor diye düşünüyorum. Piyasada en çok zorlandığımız şeyler diye düşündüğüm zaman çok kolay değil bunun yanıtı ama piyasanın kendisi galiba bizi en çok zorlayan şey. Bir sürü aktörü var. İşte en başta işin bize gelmesi gerekiyor bir iş haline alması için. Bir işveren var, idari bir takım süreçler var, belediyeler var mesela. Onun dışında yüklenici var. Bütün bunlar zaman zaman farklı oranlarda bizi zorlayan durumlar yaratıyorlar ama bizim böyle bir oran oluşturacak olursak mesela kamuya yaptığımız işlerde yükleniciyle ilgili daha çok sıkıntı yaşadığımızı söyleyebilirim. Daha doğrusu işin nitelikli çıkması konusunda oldukça zorlandığımızı söyleyebilirim. Özellikle kamu işlerinde, kamunun kendisine ihtiyacı olan yapıyı üretme sürecinde müteahhit seçerken bir ihale yapılıyor biliyorsunuz ve aslında mevzuat gereği en düşük fiyatı verme zorunluluğu olmamasına rağmen idarelerin birçok fiili sebep yüzünden bu yola gidiliyor ve karşınıza projeye çoğu zaman çok ayrıntılı şekilde bakmamış bir yüklenici firmayla karşı karşıya kalıyorsunuz ve bu doğal olarak sorunları da beraberinde getiriyor. Biz de mimar olarak en çok zorlayan konulardan birisi bu. Sürekli bir baskı altında kalıyorsunuz inşaat sürecinde. Değişiklik talepleri, işte işi daha ucuza çıkartmak için gelen revizyon istekleri vesaire gibi. Yoksa biz proje üretirken, meslektaşlarımızla çalışırken ya da bize destek olan diğer disiplinlerle çalışırken çok zorlandığımızı düşünmüyorum. Bu konuda çok yetkin kişiler var piyasada ve bu konuda şanslı olduğumuzu düşünüyorum. İyi insanlarla çalışma fırsatı, iyi ekiplerle çalışma fırsatı bulduk ama dediğim gibi en çok sıkıntı yaşadığımız nokta bizim tasarlarken gösterdiğimiz özenin inşa ederken yükleyici tarafından zaman zaman da işin sahibi olan idare tarafından gösterilmiyor olması bizi oldukça yıpratıyor ve çok da o konu nasıl hareket edeceğimiz konusunda çok aslında bir şey yapamıyoruz, bilgi sahibi olamıyoruz. Çözüm üretmek konusunda tıkanabiliyoruz zamanla. Bu soru galiba biraz daha mimarların örgütlenmesiyle ilgili benim düşüncemi soruyorsunuz. Ben şöyle düşünüyorum. Her şeyden önce daha iyi mimarlar olmak için, daha iyi meslek insanları olmak için çaba sarf etmemiz gerekiyor. Sadece tasarım ofislerindekiler olarak değil, işte bir yarışmaysa yarışmacı olarak, jüri üyesiyse jüri üyesi olarak, belediyedeki denetleme ofisinde çalışan mimarsak, oradaki mimar olarak, yani meslek insanı olarak daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu bir başkasından beklemeden önce. Elbette örgütlü olmak çok önemli. Demin de dediğim gibi ben hem Serbest Mimarlar Derneği'ndeyim, hem zaman zaman odanın bir takım etkinliklerine davet ediliyorum. Orada katkı vermeye çalışıyorum ama sorunun çözümünün önce kendimizden, yani bizim gibi meslektaşlarımızdan geçtiğini düşünüyorum. Çok fazla sayıda mimar var ve aslında bizim takip ettiğimiz yayınlarda, dergilerde, işte internette vitrinde olan ürünler genel üretimi düşünürseniz çok küçük bir azınlıkta kalıyor ve düşünün mimar sayısını ve bizim gibi nitelikli işler yapmaya çalışan kişilerin sayısını. O orana bir bakarsanız ne demek istediğimi biraz anlayabilirsiniz ve bunu göz önüne alınca
odadan bir şeyleri düzeltmesini beklemek ya da derneklerden, başka türlü yapılardan bunu beklemek bana çok gerçekçi gibi gelmiyor. Onların başka türlü ajandaları olabilir. Elbette meslek ortamını geliştirmek için çok katkı sağlayabilirler ama önce bir dönüp kendimize bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum.